Hoş geldiniz. Bu videoda mini GT'lerimi incelemeye devam ediyoruz. Ve bu videoda ekstra olarak modelleri nereden alabileceğinizi de göstereceğim. O zaman başlayalım. Öncelikle geçenki videoyu izlemeyenler için şu arkadaki 6 tane modeli inceledik. Onu izlemeyenler hemen tam şuradan izleyebilirler. Şimdi ise son kalan 5 adet mini GT'mi inceleyeceğiz. Ben de toplam 11 tane var. Söylemiştim zaten diğer videoda da. Ama biraz daha alım yapacağım. 11 tane şu anda az. Bir 50-60 tane bence görmemiz gerekiyor yan yana. O zaman ilk olarak Hyundai Elantra'dan başlayalım incelemeye. Ardından size nerelerden alabileceğinizi söyleyeceğim. Burada lisanslı olduğuna dair bir sticker var ve şu N logosu gerçekten çok güzel olmuş. Üstünde Never Just Drive yazıyor. Şu gökkuşağı gibi renk değiştiriyor ya çok hoşuma gidiyor ya. Ve bu da burada gördüğümüz gibi soldan direksiyonluymuş. Hemen açalım kutusunu. Yani şu açıdan bile çok güzel duruyor ya. Bu zaten yeni model araba. 2021 ya da 22 olması lazım tam bilmiyorum şu anda. İlk olarak yandan baktığımızda şurada altlarda kırmızı detayları görüyoruz. Ön tarafta çok güzel farlara sahip. Şöyle biraz sivri gidiyor uçlara doğru. Bu arabanın gerçeği de çok güzel zaten. Şuraya küçücük N logosunu koymuşlar. Siyah renk aynaları var. Dikiz aynaları ama içleri dolu değil. Şöyle ayna gibi gözükmüyor gördüğünüz gibi. Tabi bu klasmana göre gayet normal. Bu ayna ve spoiler koymaları bile bir mucize bence. Diğer tarafa baktığımızda yine aynı kırmızı logolar ve yine şu ucunda N logosunu koymuşlar ki çok güzel yapmışlar. Jantları da bu şekilde. Bunun bir ismi var mı bilmiyorum ama bence baya güzel bir jant. Ve arkaya geldiğimizde yine çok güzel stoplar. Ortada çok güzel bir Elantra yazısı. Sağ altta N logosu. Yine Hyundai logosu ve çok güzel bir spoiler'ı var ve arka tamponda da kırmızı çizgi devam ettirmeyi unutmamışlar. Ve yine çok güzel iki çıkışlı bir egzozumuz var. Arkadan da gayet gerçekten çok güzel duruyor. Hyundai Elantra N böyleydi. Bunu da şöyle arkadaşlarının yanına alalım. Ve şimdi hangisini inceleyelim? Zaten son 4 tane kaldı. Bence gri renk olanları bitirelim. Şöyle Pandem, Toyota GR Supra. Hemen açalım. Bunun da gri rengi gerçekten yani tam gri. Bir de birazcık simli tarzı bir boyası var. Baya güzel duruyor. Yine yandan başlayalım incelemeye. Bunun jantları yani bundan daha çok yakışacak bir jant bence olamazdı bu arabaya. Çok güzel duruyor gerçekten. Şu yan tarafta Pandem logosu var ki o da çok güzel böyle. Şöyle biraz daha yanlara doğru geldiğimizde yine Pandemi logosu ve bir çeşit yazılar var. Sol ön farın üstünde. Ve altta da yine bir yazılar var, sponsorlar var. Bildiğimiz Supra zaten sadece üstüne birazcık giydirme yapmışlar. Body kit falan takmışlar. Ama bu farlar gerçekten çok güzel duruyor. Öndeki küçük Toyota logosu olsun. Camdaki Pandemi yazısı olsun. Gerçekten çok güzel. Öbür yanı da aynı. Jantlar gerçekten güzel duruyor. Biraz ticari araba jantına benziyor ama bence gayet güzel. Spoiler'da şöyle bir domuz var. Ne anlama geldiğini bilemedim şu anda. Siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle pandemle ilgili bir şeydir. Arka tarafında ise burada Supra yazısı. Üstünde Toyota logosu. Plakanın sağında küçücük GR logosu var. Onu da çok güzel yapmışlar. Okunaklı gayet. Ve yine sağ arka çamurluğa da Çamurluk değil de tamponun sağına da bir şeyler yazmışlar. Solda da aynı şekilde. Burada hava çıkışları var. Ve altta da yine iki çıkışlı bir egzozumuz var. Mini GT'lerin çoğunda olan bu mükemmel şeyi de yapmışlar. Arka cam rezistansı. Rezistansı sanırım bunun adı. Bu camı soğuklarda falan ısınmak için diye biliyorum. Başka bir şey varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Bu çizgileri çok düzgün yapıyorlar. Nasıl yapıyorlarsa bakın hiç hata yok yani. Çoğunda hata olmuyor. Yani olabilecek en güzel şekilde yapmışlar ve yine spoiler'da da pandem yazıyor. Şimdi dikkatlice kutusuna koyalım. Biliyorsunuz önceki videoda bir kaza oldu. Bu, bu videoda da olmasın. Bunu da böyle kapattık. Ve da arkadaşlarının yanına alalım. Son 3 araç ve ben Lamborghini'den devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bunun kutusu birazcık daha farklı. Diğerlerine göre daha geniş duruyor gördüğünüz gibi. Ve genel olarak biraz daha büyük duruyor. Şöyle baktığınız zaman. Ve kutunun tasarımı da farklı gördüğünüz gibi. Kutunun tasarımı değil de resmin tasarımı farklı. Direkt arabanın resmini koyup arkaya normal çift renk yapmamışlar. Burada gerçek hayat gibi duran Lamborghini Urus'ta arkada bir tane sokak var. Hong Kong'dan bir sokak. Kutunun yanında Lamborghini logosu var. Arkada yine çok güzel bir Lamborghini'nin lisansı. Ve barkota da yazdığı gibi bu ekskluzi bir araç. Yani birazcık daha özel ve nadir. Kutusundan da anlaşılıyor zaten. Ve şurada R yazıyor. Sanırım sağdan direksiyonlu. Hemen açıp bakmak istiyorum. Şu an hiç dikkat etmemiştim ona. Şöyle çıkardım. Ve evet sağdan direksiyonluymuş. Hong Kong'da acaba sağdan direksiyonlu mu araçlar? Onu bakmak lazım aslında. Belki de o yüzdendir. Evet Lamborghini Urus'umuz da bu şekilde. Üstte port bagajı var ve port bagaj bazı arabalara gerçekten çok yakışıyor. Buna bence yakışmış. Kimine çok yakışıyor kimine hiç yakışmıyor ama bu yakışanlardan bence. Şöyle baktığımız zaman yani süper duruyor. Unlock Any Road Hong Kong yazıyor. Yani Hong Kong'da herhangi bir yol aç tarzı bir şey. Ve bir tane de harita var. Burada Hong Kong'un büyük ihtimalle şehir isimleri var. Jantları Lamborghini jantı. Şöyle çiçek gibi çok güzel. Arka tarafında yine Unlock Any Road ve, ve Urus yazan bir plakası var. Diğer yan da aynı şekilde. Ve arkada bir de hashtag Urus HK yazıyor. Yani Urus Hong Kong. Ön tarafı da bildiğimiz Lamborghini Urus ve çok güzel. Önde de yine güzel bir Urus plakası var. Son iki aracımız kaldı ve ben en güzel renkli olanı en sona bırakıyorum. Sırada Bentley Continental GT var. Bu gerçekten çok güzel bir araba, çok detaylı bir araba. Bunu iyi ki almışım dedim gerçekten. 2020 GP Ice Race yani buz yarışlarında kullanılmış bu araba. Karlı yollarda vesaire. Bunun gerçeği de var. Birebir aynısının gerçeği de var. Onun da videosu vardı. Onu izleyebilirsiniz. Arkada yine Bentley'in bir lisansı var. Hemen kutusunu açalım. Buradan bakınca bile rengin canlılığı gerçekten göze çarpıyor. Şöyle çıkaralım. En çok dikkat çeken şey şu üstündeki kayak takımları. Bir çift kayak takımı var ve bir tane de bu eliyle kullandıkları sopalardan var. Yan tarafına baktığımızda burada bir tane dağ resmi var. Sol ön farın orada Pirelli'nin logosu var. Şurada 9 numara olduğuna dair bir sticker var. Yanında yine Bomber, ICT gibi sponsorlar var ve arkada da yine birkaç tane sponsor yazmışlar. Ve şu yan tarafta da şoförün ismi var. Ön ve arka jantları farklı renkte. Arabanın önü mavi ve ön jantı da mavi. Arkaya doğru geldiğimizde siyahlaşıyor ve jant da siyah renge dönüşüyor. Bunu da bence güzel yapmışlar. Baya yakışmış. Arka tarafında plakası. Burada yine sponsorları. iki tane egzoz çıkışı ve yine logosu ve stopları var. Ki gayet güzel olmuş. Sağ arkada da bir tane benzin deposu var. Sağ tarafta sol tarafta birebir aynı. Bir tek şuraya bir tane sponsor eklemişler. Araç genel olarak gerçekten çok güzel. Özellikle şu üstteki kayak takımları ayrı bir hava katmış. Ön tarafında da yine ızgarasına 9 numara yazmışlar ve çok güzel Bentley farları var. Yine üstünde sponsorlar. Sponsor dolu gerçekten araba ama gayet güzel. Ve cama da Bentley yazmışlar. Şimdi diğer arabamıza geçelim. Ve sırada Liberty Walk BMW M4 var ama bu kalemun renkli. Gördüğünüz gibi rengi purple green metalik yani mor yeşil metalik. Mor ve yeşil renkler arasında gidip geliyor gerçekten. Hemen kutusunu açalım çünkü bunun rengi gerçekten çok güzel. Arkada yine BMW'nin lisansı var. Ve gördüğünüz gibi soldan direksiyonuymuş tabii ki. Ve işte sihir şu andan itibaren başlıyor. Önce arabayı inceleyelim. Zaten rengi inceleyeceğiz. Sol arka kelebek camda Liberty Walk performans yazıyor. Sol arka çamurluğun üstüne de Liberty Walk yazmışlar yine çok güzel bir şekilde. Sol ön tarafta yine bir Liberty Walk logosu. Karbon bir kaputu var ve camın üstünde de yine Liberty Walk performans yazıyor. Ön tamponda da yine Liberty Walk performans yazıyor. Liberty Walk'u bayağı bir kullanmışlar. Yanında da yine aynı şekilde Liberty Walk, Liberty Walk. Ve sağ arka çamurlukta da Toyota Ayers, Liberty Walk ve bir şeyin daha ismini yazmışlar. Yine sponsorlar var. Şöyle 5 kollu bir yıldıza benzeyen bir jantla beraber geliyor. Ve işte renk. Şu anda mesela burası mor, burası yeşil gibi duruyor. Şöyle yaptıkça bakın yeşil oldu. Burası mor oldu. Şu an komple mor oldu. Ön kaputa bakalım. Şu anda yeşil duruyor. Şu anda mor oldu. Şu anda bayağı açık güzel bir yeşil var kaputta. Şöyle yapınca yine mora dönüştü. Yan kapı şu anda mor. Böyle yeşil oldu. Gerçekten çok süper bir renk. Arkasına bakmadık. Yine güzel stopları. Şurada M4 yazısı ve iki tane iki çıkışlı egzozu var. Renk gerçekten... Şuna bakın ya. Bunu bulabilirseniz kesinlikle alın. Ben bunu 200 liraya falan almıştım çıktığı gibi. Direkt çıktığı anda almıştım. Şu anda 500 liraya falan vardır büyük ihtimalle. Satıyorlardır o fiyatlara. Bulursanız gerçekten alın yani. Bakın mor, yeşil. Mor, yeşil. Abi çok güzel ya. Ön taraf da aynı. Her tarafı simli bu güzel boyayla kaplanmış. Bence en güzel mini GT'im renk olarak bu ya. Porsche Taycan da çok güzel. Şu az önce incelediğimiz Bentley de çok güzel ama bunun rengi başka ya. Şuna bakın böyle sabaha kadar oynarım bununla yani. Mükemmelsin. Bakın tam incelerken AliExpress'ten bildirim geldi. R34 var bir tane. Yeni ürünler. Sokak silahı demiş de markanın ismini şu anda tam hatırlamıyorum markanın adını. Nissan Skyline R34. Şöyle bu da Liberty Walk diye biliyorum. He, Street Weapon'mış markası şurada yazıyor. Bu da güzelmiş de bence diğer R34'ler daha güzel. Evet şimdi bütün mini GT'lerimi inceledik. Bunu da hemen paketine kaldırıyorum. İyi bari bu videoda bir şeyleri kırmadık. Bunu da buraya koyduk ve bu gördüğünüz 11 tane mini GT'yi 2 tane videoda incelemiş olduk. Şimdi sırada bu arabaları nerelerden alabileceğinize geleceğim. Ama o da başka bir videonun konusu. Ama bu bir başka videonun konusu. Şaka şaka gelin anlatayım. Evet şimdi gelelim arabaları nereden aldığıma. Öncelikle bu mini GT'leri almak için çok fazla yöntem var aslında. Ben en güvenilir olanları ve benim de kullandığım uygulamaları sizinle paylaşacağım. Öncelikle sahibinden.com ve dolap uygulaması gibi uygulamalardan alabilirsiniz. Orada dediğim ikinci el ve temiz olan araçlar var genelde. Kesinlikle sağlam, güzel olanlar var. Zaten bir sürü fotoğraf koyuyorlar. Eğer fotoğraflar yetersiz gelirse zaten yorumlara yazıp isteyebilirsiniz. Başka açılardan fotoğraf var mı diye. Buralardan hem daha uygun fiyata hem de Aklınızda hatalı gelir mi diye soru işareti kalmadan araçları alabilirsiniz. Sıfır ve jelatinli halde almak isterseniz de videonun açıklamasına koyduğum Hepsi Burada linkinden bakabilirsiniz. Hepsi Burada ve Trendyol gibi uygulamalarda bu araçlardan bayağı sıfır olarak mevcut. Ben aşağıdaki listede her ölçekten araçları listeledim. Oradan hem Mini GT'lere hem de Hot Wheels ya da daha büyük ölçekteki arabalara göz atabilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Yine Trendyol'a da Mini GT yazarak ulaşabilirsiniz. Fiyatları da bir önceki videoda dediğim gibi 300 ile 400 lira arasında genelde. Belki biraz daha uygun fiyata Türkiye'ye henüz gelmemiş araçları da alabilirsiniz. Onu da AliExpress'ten bulabilirsiniz. AliExpress'te de bayağı bir Mini GT modeli mevcut. Henüz Türkiye'ye gelmeyenler var, ön siparişte olanlar var. İşte aracın fiyatını ödüyorsunuz. Birkaç ay sonra artık siparişi açıldığı zaman geliyor. Onlardan da ön siparişle uygun fiyata alabilirsiniz. AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır bilmiyorsanız şanslısınız ki onun da videosunu çektim. Hemen şuradan AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır izleyebilirsiniz. Zaten gayet kolay yani herkesin bildiği yöntemle alınıyor. Ve gümrük vergisini de ürünün fiyatını öderken ödediğimiz için ekstra bir hem para ödemiş olmuyoruz hem de gümrükte takılma riski neredeyse sıfıra iniyor. O yüzden AliExpress'ten almak gerçekten güzel. Ve benim şu videoda aldığım R33 mor renk bir R33 almıştım. O 15 günde geldi yani Türkiye'den aldığınız şeyler bazen bir aya kadar çıkabiliyor. 15 günde Çin'den geldi. Gerçekten çok başarılı. AliExpress bayağı gelişti bu konuda. O yüzden artık AliExpress'e de bakabilirsiniz. Bir de Facebook grupları var ama orada yani dolandırıcılar falan da artık çoğalmaya başladı. O yüzden onları hiç söylemiyorum. Instagram sayfaları ve Facebook grupları da var ama zaten bu size söylediğim yerler size yeterli gelecektir. O yüzden ekstra bir şeye gerek yok aslında. Yine kafanızda bir soru işareti kalırsa hem yorumlara hem de şurada çıkan instagram hesabıma sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hedefimiz 100.000 abone plaketi. Bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.